Kocaelispor yarın evinde oynayacağı Aydınspor 1923 maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, antrenmanı takip eden basın mensuplarına Aydınspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karaköprü takımını analiz ettik. Analizlerimizde Karaköprü takımı bekleyerek oynadık. Hem içeride hem dışarıda bekleyerek oynayıp rakibe kendi tuzağına düşürüp kontrataklarla gol atmayı ve düşünen bir takım. Ve bu en büyük silahları da duran toplar, korner ve faul atışlarından buldukları gollerle skora gitmeye çalışan bir takım. Biz de bunu bildiğimiz için rakibe kontratak vermemeye çalıştık. İlk devre bir tane kontratak verdik. İkinci devrede bir tane, yani fazla kontratak vermedik ama duran toplarda çok etkili oldular. Üç tane %100 pozisyonları var. Bizim de ilk devre bir tane Sefa ile girdiğimiz bir pozisyon var. İkinci devre son 10 dakikada girdiğimiz 2-3 tane net pozisyonumuz var. Bazen deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin de. Hem bir puan aldık hem de ikili avarajda da bir puan artımız var diye düşünüyoruz. O maç o şekilde gitti. Oyunsal anlamda pas oyununda sıkıntılarımız oldu. Çünkü rakip oynayacağımız bölgeyi daralttı. Kaptıkları topla kontratak yapacakları için oyuncularımız tabi pas oyunu fazla iyi yapamadılar. Tabi oyun anlamında güzel bir oyun sunamadık. Ama mücadele anlamında puan almak için çocuklar ellerinden gelenleri yaptılar. Aydın maçından alacağımız 3 puan bizi 2-3 basamak daha çıkaracak. Yani şu anda oyuncularımızı dinlenmeye aldık. Yani rejenerasyon antrenmanlarıyla çarşamba gününe hazırlıyoruz. Çünkü 3 tane 4 tane çok ağır sahada maç yaptık. Oyuncularımıza biraz yorgunluk da var. Dinlendirerek Aydın maçını bekliyoruz. Aydın maçından 3 puan almayı düşünüyoruz. Alacak gücümüz de var. O oyunu sergileyip, mücadeleyi sergileyip 3 puan aldığımız zaman biraz daha derin nefes alacağız. Ondan sonraki Ersun maçı da Aydın maçından sonra düşüneceğiz. Mesut da tedbir amaçlı, maçtan önce de vardı arka delesinde bir problem. Tekirdağ maçında olmuştu. Tedbir amaçlı oyundan çıkardık onu. Başak'ın durumu şu anda sağlık ekibinden alacağımız rapor doğrultusunda bakacağız. Herhalde bu hafta oynatmayacağız gibi düşünüyoruz. Bizim izlenimlerimiz o şekilde. Tamam. Genç Onur'umuz var. Onur'la takviye yapacağız. Ona da güveniyoruz. Bizle birlikte zaten çalışıyor. Güveniyoruz ona da. O da elinden gelen mücadeleyi ve oyunu göstereceğini düşünüyoruz. İnşallah.